Arkadaşlar merhaba. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde 3. ünitemiz olan şiir ünitesiyle devam ediyoruz. Hatırlarsanız İslamiyet öncesindeki sözlü dönemde hangi şiir türlerinin olduğunu, nazım türlerinin olduğundan bahsetmiştik. Koşuktan, sagudan, atasözleri, sağlardan ve destanlardan bahsetmiştik. Saguların divan edebiyatındaki, halk edebiyatındaki karşılıklarından, koşukların halk edebiyatındaki ve divan edebiyatındaki karşılıklarından bahsetmiştik. Şimdi de arkadaşlar çeşitli eserler de okumuştuk. Şimdi de geçiş dönemi eserlerine geldik. Geçiş dönemi eserleri bizim için önemli. Burada İslamiyet'ten öncesiyle İslamiyet sonrasının arasındaki bir dönemden bahsediyoruz. Burada kültürel değişimlerin, dinin kültürel değişimlere etkisini, edebi metinlere etkisini net bir şekilde bu geçiş dönemi eserlerinde görmüş olacağız. Sizden de ricamız geçiş dönemi ifadesinden anladıklarınızı sözlü olarak açıklayınız. Geçiş döneminin ne olduğunu her iki dönem arasında, herhangi bir iki dönem arasında yer alan bir bölüm olduğu zaten ifadesinden anlaşılıyor. Bununla birlikte yeni bir fikre, ortama kolay alışabiliyor musunuz? Bununla ilgili düşüncelerinizi de paylaşınız. İnsanlar genellikle bulundukları konfor ortamından ayrılmayı istemezler. Yeni fikirler bu yüzden zordur. Yeni fikirleri ortaya çıkaranlar aslında bu anlamda başarılı olurlar. Bu anlamda sizin bu konuda düşünceleriniz nedir? Sizi yeni bir fikre alıştıracak, götüren sebepler neler olabilir? O ortama kolaylıkla, yeni bir ortama kolaylıkla alışabiliyor musunuz? Kendi arkadaşlarınızla, ailenizle bu konuyu konuşun diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bizde geçiş dönemi eserlerimiz var. Geçiş dönemi eserlerinin bir bölümünü zaten biliyoruz. Kutat Kubilik, değil mi? Divan Lügati Türk. Bunun haricinde Divan-ı Hikmet Ahmet Yesevi tarafından yazılan, Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan eserlerimiz vardı. Dört temel, hatta Dede Korkut'u da sayabiliriz bununla birlikte. Çeşitli eserlerimiz var. Nedir bunlar? Tekrar saymış olalım yazarlarıyla birlikte. Kutat Kubilik, Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Divan-ı Lügati Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Eğer sayılabilecekse, sayılacaksa ki sayılıyor öyle biliyoruz. Dede Korkut hikayelerini de anonim olarak da olsa geçiş dönemi eserlerinden sayıyoruz arkadaşlar. Şimdi Kutsatku Bilik'ten öncelikle örnekler okuyalım. Daha doğrusu geçiş dönemi eserlerinden çeşitli örnekler okuyalım. Sonra bunlarla ilgili açıklamalar yapalım arkadaşlar. Kutsatku Bilik İlk örneğimiz. Yağız yir yıpar toldu kafur kitip, bezenmektiler dünya körkün itip. İrinçik kışık sürdü yaskı esin, yaruk yaz yana kurdu devlet yasın. Yaşık yandı bolgay yana ornunga, balık kudrukındın kozu burnunga. Kurumuş yıgaçlar tonandı yaşıl, bezendi yıpun al sarık kök kızıl. Yağız yir yaşıl torku yüz kebadı, Hıtay ar kışı yattı tavgaç edi. Yazı tak kır opru töşendi yadıp, itindi kolu kaşı kök al kedip. Tümen tü çiçekler yazıldı küle, yıpart oldu kafur acun yıt bile. Evet, Yusuf Has Hacip'den bir şiir arkadaşlar. Sonra Livan Lügati Türk örneğine gelelim. Kutat Kubilik'in arkadaşlar ilk siyasetname olma özelliğini biliyoruz. İşte devlet adamlarına nasıl, devleti nasıl yönetmeleri gerektiğini, adaletli olmaları gerektiğini bu nasihatname ile, aslında bir nasihatnamedir aynı zamanda, aktardığını biliyoruz arkadaşlar. Biraz sonra açıklamalarını yapacağız. Şimdi diğer bir geçiş dönemi eserimiz olan Divan-ı Lügati Türk'ten de bir örnek okuyalım. Bir bölüm okuyalım. Esirgeyen, bağışlayan Tanrı'nın adıyla ve onun yardımıyla. Ben onların ülkelerini ve bozkırlarını inceledim. Türk, Türkmen, Oğuz, Çigil, Yağma ve Kırgızların lehçelerini ve kafiyelerini öğrendim. Zaten ben onların dilde en doğruyu bilenlerinden, anlatımda en açık olanlarından, akılca en yetkinlerinden, soyca en köklülerinden, mızrakta en iyi atıcılarındanım. Böylece
her boyun dili bende en mükemmel şeklini buldu. Sonra bu kitabı en iyi şekilde düzenleyerek yazdım. Yüce Allah'ın yardımına sığınıp kitabımı Divan Lügati Türk, Türk lehçelerinin divanı diye adlandırarak ortaya koydum. Sonsuza kadar anılsın ve ebedi bir hazine olsun diye. Kitabı sözlük harfleri sırasına göre düzenledim. Zorlukları yumuşasın, derinlikleri ve en dipteki noktaları açıklansın diye hikmetler, seciler, atasözleri, şiirler, recezler ve nesirlerle süsledim. Her sözü yerli yerine otursun, yanlış olanlar bilinsin, kelimeleri arayanlar konuldukları yerde onları bulsunlar, isteyenler belirlendikleri yerde onları görsünler diye yıllarca eziyet çektim. Bu dilin tamamını 8 kitapta topladım. Bunlardan birincisi Hemze kitabıdır. Yüce Allah'ın yazılışıyla başlamanın uğurlu olacağını düşünerek onu öne aldık. İkincisi Salim kitabı, üçüncüsü Muzaaf kitabı, dördüncüsü Misal kitabı, beşincisi Üçler kitabı, altıncısı Dörtler kitabı, yedincisi Günne kitabı, sekizincisi ise Sakin, Sükun harfin toplandığı kitap. Arkadaşlar Kaşgarlı Mahmut Divan Lügati Türk'te hedeflediği şey Araplara Türkçeyi öğretmektir. Aynı zamanda Arapçanın Türkçeden çok da üstün olmadığını, bilakis Türkçenin Arapçadan üstün yanlarının çok fazla olduğunu ifade etmiş olur. Bu anlamda Kaşgarlı Mahmud'u da ilk milliyetçilerden sayabiliriz arkadaşlar. Bu anlamda önemli bir yerde duruyor Kaşgarlı Mahmud. Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır arkadaşlar. Bu arada Atabetül Hakayık'ın anlamı da hakikatlerin eşiği anlamına gelmektedir. İsimden de anlaşılıyor aslında hakikatlerin eşiği ifadesiyle anlatmak istedikleri net bir şekilde ifade ediyor. Hakikatleri, gerçeği ifade etmeye çalışmış burada Edip Ahmet Yükneki kendi düşüncesiyle. Burada yine bir örnek var. Örneği de okuyalım. Süngekke yilik tek erenge bilik, eren kör ki akl ol süngeknink yilik, biliksiz yiliksiz süngek tek halı, yiliksiz süngekke sunulmaz elik. Bilik bildi boldu eren bel gülük, biliksiz trigle yitük kör gülük. Biliklik er öldü atı ölmedi, biliksiz trig erken atı ölük. Biliklik biringe, biliksiz mingin, tengekli tengedi bilinknink tengin. Baka körgil emdi uka sınayu, ne neng bar bilik teg asıglık öngin. Edip Ahmet Yükneki'nin Atabetül Hakayık'ından bir örnek arkadaşlar. Ahmet Yesevi tarafından yazılmış olan Divan-ı Hikmet'te de Hikmet adı verilen şiirleri yer almaktadır arkadaşlar. Şimdi burada az önce okuduğumuz metinlerde evet hocam biz anlamını bilmiyoruz okurken. Ne anlattığınızı bilmiyoruz. Evet, bunun ayrıntısına şu anda girmiyoruz. Amacımız sadece o metinlerden birer örnek okuyarak hani orada zamanın dilini de en azından bir kulağınıza dokundurmak, kulağınıza hissettirmek, duyurmak arkadaşlar. Amacımız bu. Divan-ı Hikmet'ten de örnekler okuyalım. Sonra devam edelim. Bu geçiş dönemi eserlerini tek tek açıklayalım. Divan-ı Hikmet de Ahmet Yesevi tarafından yazıldığını söyledik arkadaşlar. Hikmet adlı eserleriyle, şiirleriyle kendi müritlerine, Anadolu'daki Türklere, Müslümanlara iyi insan olmanın, Yesevi tarikatından nasıl özelliklere sahip olduğunu, bir tarikata, Yesevi tarikatına üye olurken nasıl bir insan olmanız gerektiğini anlatan, bununla birlikte tevhidi, Allah'ın birliğini, peygamber sevgisini anlatan şiirlerin yer aldığını biliyoruz arkadaşlar. Örneğimizi okuyalım. 11'imde rahmet derya olup taştı. Allah didim, şeytan minden yırak kaçtı. Hayu heves mavu menlik turmay köçti. 12'de bu sırlarını kördüm buna. 13'ümde nefs hevanı kolga aldım. Nefs başıga yüz ming bela karmap saldım. Tekebbürni yirge urup basıp aldım. 14'ümde toprak sıfat buldum buna. Bir örnek daha var. Sözlesem min tilimdesin, közlesem min közümdesin. Könlümde hem canımdasın, mingesin, ok, kireksin. Feda olsun singe canım, töker bolsang minim kanım.
Min kulunk min sin sultanım, mingesin ok kireksin. Evet arkadaşlar, bakın metinde geçen bazı kelime ve kelime gruplarının anlamları buralarda yer alıyor. Anlamlarını merak eden arkadaşlarım buradan okuyabilirler. Biz şimdi bu eserlerle ilgili genel bilgiler verelim arkadaşlar. Okuduğumuz metin parçaları geçiş dönemine ait eserlerden alınmıştır. Geçiş dönemi eserleri arkadaşlar 11. yüzyıl ile 12. yüzyıl aralarında o dönem için ifade ediliyor. Türk Edebiyatı'nda İslamiyet'in kabulünden önceki dönemden İslami döneme geçişi ifade etmektedir. Metinlerde de görüldüğü üzere içerikte ve dilde İslamiyet'in etkisi göze çarpmaktadır. Arkadaşlar hatırlarsanız İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda arı bir Türkçe vardı. Bu arı Türkçe'de ne ifade ediliyordu? Daha çok doğa olayları, aşk olayları ya da işte ölünün ardından ifade edilen, ölünün ardından okunan sagular vardı. Bu şekilde kendi yaşam biçimlerini ifade eden sözcüklere rastlıyorduk. Artık İslamiyet'in kabulüyle birlikte İslami terimler de artık doğal olarak şiirimizde, edebi metinlerimizde, kitaplarımızda yer almaya başlıyor. Çünkü İslamiyet'le birlikte o terimler de yaşamımıza, sosyal yaşamımıza girmeye başlıyor. Doğal olarak bunları arkadaşlar metinlerde kullanmak doğal bir süreç haline gelmiş oluyor. Birinci metin Kutadgu-Bilig, mutluluk veren bilgi anlamına geliyor. Bu da geçiş dönemi edebi eserlerinin ilkidir arkadaşlar bu anlamda. Aynı zamanda İslamiyet etkisinin görüldüğü de ilk eserdir. Yusuf Has Hacip tarafından Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a sunulmuştur. Ve insanlara hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmanın yollarını göstermeyi amaçlar arkadaşlar. Bu anlamda bir siyasetname, aynı zamanda bir nasihatname olduğunu da söylemek mümkün. Türk edebiyatındaki ilk mesnevi olma özelliğini de taşır. Aruz ölçüsü de yazılmıştır arkadaşlar. 6645 beyit ve 173 dörtlükten oluşur. Burada okuduğumuz metin, yukarıda Kutadgu-Bilig'den okuduğumuz metin beyitlerle yazılan bölümlerine, yani beyitler neydi? İkili ikili yazılan bölümlerdi arkadaşlar. Ve bu beyitlerde baharın gelişi anlatılmaktadır arkadaşlar. Eserde dörtlüklerin de kullanılması, şimdi hem beyit kullanılıyor, beyitler biliyorsunuz bize İran edebiyatından, Arap edebiyatından gelmişti. Dörtlükler bizim kendi nazım türümüzden değil mi? Dörtlük nazım türü. Şimdi nazım biçimi. Şimdi dörtlük nazım biçimi ifadesinde bunu da kullanması demek ki İslamiyet öncesi etki de hala devam ediyor. Bu anlamda arkadaşlar önemli. Beyitlerle olması da artık yavaş yavaş İslamiyet etkisinde bir şiir geleneğine doğru yönelişi de ifade etmiş oluyor. Yani geçiş dönemi eserinin temel unsurlarını taşıyor arkadaşlar. Hem eski İslamiyet öncesi sözlü dönemden eserlerden örnekler taşıyor. Hem de İslamiyet sonrasındaki eserlerin örneklerinden taşıyor bu kitap Kutadgu-Bilig arkadaşlar. Kutadgu-Bilig'de didaktik, yani öğretici yanı ağır basan ve düşünce ağırlıklı bir eserdir. Bir yaşantı veya davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırılıp dile getirme anlamına gelen alegoriler yer almaktadır. Arkadaşlar alegoriyi şöyle düşünebilirsiniz aslında. Bir metinde bir kavramı ifade ederken onu çeşitli göz önünde çeşitli unsurlarla onu canlandırmak ifadesi olarak düşünebilirsiniz. Basit bir örnek verecek olursak mesela iyilikten, güzellikten bahsedeceksek günlük, güneş, günlük güneşlik bir günden bahsedersiniz. Ama bir kötülükten bahsedeceksiniz, karanlık bir ortam, geceden bahsedersiniz. Bu şekilde bir alegori yapmış olursunuz arkadaşlar. Yani iyilik ve kötülüğü bu şekilde ifade ederseniz biz buna alegorik anlatım diyoruz arkadaşlar. Bu yönüyle Kutadgu-Bilig alegorik bir mesnevi örneğidir. Eserde söz konusu olaylar 4 sembolik kişi etrafında geçmektedir. Bu kahramanların ağızlarından yazarın insan mutluluğuna, sosyal düzene, devlet yönetimine ilişkin görüşleri dile getirilir. Eserin kahramanlarından Küntogdu, hükümdar adaleti, Aytoldu vezir saadeti, Ögdülmüş vezirin oğlu aklı, Odgurmuş vezirin kardeşi ise akıbeti temsil eder. Eser edebiyatımızdaki ilk siyasetname örneği olması yönüyle de önemli yere sahiptir arkadaşlar. Az önce zaten ilk siyasetnamelerimizden olduğunu söylemiştik. İkinci metin geçiş döneminin İkinci önemli eseri de Divan-ı Lügat-ı Türk'tür arkadaşlar. Yazarı Kaşgarlı Mahmut'tur. Bu eserin giriş bölümünden
İslami, işte Allah'ın adını ön plana alarak başlamanın hayırlı olacağını düşündüğümüzden böyle başlamayı uygun gördük demesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İslamiyet'in doğrudan bir etkisi olduğunu söylenir. Onun haricinde işte bu giriş bölümünde eserin nasıl yazıldığını, kaç bölüme ayrıldığını, bu şekilde bir tarama yöntemiyle ansiklopedik bir özellikle taşıdığını da ifade edebiliriz. 1074'te Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılıyor. Bu eser Türkçe Arapça bir sözlüktür. Aslında söylemiştim. Eserin yazılış amacı Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin zengin bir dil olduğunu ifade etmektir arkadaşlar. Eserde Türkçe kelimelerin Arapça karşılıkları verilmiş ve Türkmen, Oğuz, Çiğil gibi çeşitli Türk boylarının dilleri de tanıtılmıştır. Burada ilginç olan Arap harfleriyle kaleme alınan Divan Lügati Türk'te Karahanlı Türkçesinin ses özellikleri görülmektedir. Bunun haricinde arkadaşlar halk dilinde yer alan kelimeler, savlar, sagular birçok şiir örneği yer almaktadır. Bu şiir örneklerini Kaşgarlı Mahmut almasaydı günümüze kadar ulaşmayacağını biliyorduk. Maalesef unutulup gidebilirdi arkadaşlar. Bu anlamda oldukça ilk dil bilgisi kitabı, ilk sözlük Türkçenin ve ilk edebiyat antolojisi olması anlamında çok geniş kapsamlı bir eserdir ve pek çok bilim dalına da kaynaklık etmektedir arkadaşlar. Üçüncü metnimiz bizim hakikatlerin eşiği anlamına gelen Atabetül Hakaik'tir. Eser Hakaniye lehçesiyle Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Eserin bazı bölümleri beyit, bazı bölümleri dörtlük olarak yazılmıştır arkadaşlar. Yine bu da bir geçiş dönemi eseri olduğunun bir göstergesidir. Bu bölümlerde bilginin yararları ile cahilliğin zararları, cömertliğin övgüsü, cimriliğin yergisi, kibirliliğin kötülükleri, dünyanın geçiciliği gibi konular işlenmiştir. Eserden örnek olarak alınan metin parçası bilginin faydası ve bilgisizliğin zararları ile ilgilidir. Eserde işlenen bu konulardan da anlaşılacağı üzere Atabetül Hakaik dini ahlaki içerikli öğretici bir eserdir. İslam dininin etkisiyle eserde Arapça, Farsça birçok kelime kullanılmıştır. Atabetül Hakaik İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatının İslam inançlarını telkin eden ilk eser olması yönüyle de önemli bir yere sahiptir arkadaşlar. Son olarak da Hoca Ahmet Yesevi'nin Hikmet adını verdiği şiirlerinin yer aldığı arkadaşlar ve öğrencileri tarafından toplanılarak kitap haline getirilen Divani Hikmet adlı eseri de bu geçiş dönemi eserlerinin son eseridir. Dini tasavvufi şiirin kurucusu olarak bilinen Hoca Ahmet Yesevi, İslami bilimleri, Arapça ve Farsçayı iyi bilmektedir. Etrafına toplanan muhuritlerine dervişlik adabını öğretebilmek için onların anlayacağı bir dille manzumeler yazarak seslenir. Arkadaşlar burada Yesevi tarikatının Anadolu'da oldukça önemli bir yer tuttuğunu, işte Hikmet adlı şiirini müritler aracılığıyla birçok bölgeye taşıyıp tarikata birçok kişinin katıldığını bilmekteyiz. Bu anlatılan manzumeler Hikmet adıyla anılıyor. Dörtlüklerle yazılan hikmetler genellikle 7'li ve 12'li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur. Hikmetlerde atasözlerinin kullanımı dikkat çekicidir. Eserde Hazreti Peygamber'in hayatı, yani bu şekilde öğretici bir metin olduğunda, dini bir metin olduğunda karşımıza çıkmış oluyor zaten. Ve mucizeleri, dünyadan şikayet, kıyamet gününün yakınlığı, dervişliğin faziletleri gibi dini konular işlenmiştir. Metinden alınan bölümde hak yolunda ilerleyen kişinin nefsani arzulardan uzaklaşması dile getirilmiştir. Eser tasavvufu yaymak amacıyla yazıldığı için lirizm yönü zayıf, öğretici yanı ağır basan, sanat kaygısı taşımayan manzumelerden oluşmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada metinlerimiz var, dil bilgisi metinlerimiz var. Burada isim tamlamalarından vesaire de bahsediyor. Bu konumuzu bir diğer videoda aktaracağız. İyi günler diliyorum.